Baba. Hı. Bu Murat niye Candan ablanla hala görüşüyor? Geç işte. O havalı Murat'la bir daha Candan ablam o zaman görüşmüyor. Güya arkadaşlar ya. Hiç de bile. O havalı Murat Candan ablama aşık. Evet. Var öyle bir durum. Farkındayım. Baba. Hı. Biliyor musun ben çok özlemişim seninle böyle yürüyerek okula gitmeyi. Sen bir de bana sor. Ben çok korktum bir daha görüşemeyeceğiz, bir daha beraber olamayacağız diye. Bu nasıl lafmış öyle ya? Ne demek bir daha bir araya gelemeyecekmişiz diye? Biz artık beraberiz. Kimse de ayıramaz bizi. Bir prensesin yeri demir adamın yanıdır. Bu böyle bilinen. Ama ben Asu'yu seçip seni bırakıp gittim. Eğer ben Asu'yu seçmeseydim bunların hiçbiri olmayacaktı. Hepsi benim suçum baba. Şş, kızım. Kızım hiçbir şey senin yüzünden olmadı. Hayır hepsi benim yüzümden. Hayır. Ben seni bırakıp gitmeseydim böyle olmayacaktı. Hayır, hayır kızım, kızım sakın. Sakın ağlama. Hiçbir şeyden de korkma. Artık ben varım yanına. Neden konuşmaya başladık? Niye seçtin Asu'yu? Bana rahatça anlatabilirsin. Artık biz beraberiz. Sonsuza kadar da beraber olacağız. O yüzden gönül rahatlığıyla anlat. Söyle kızım. Seçtim çünkü... Çünkü? Eğer seni sevseydim... Cemal sana çok kötü şeyler yapacaktı. Senin canını acıtacaktı baba. Seni kuş şerefsiz benim. Kızımı bir de tehdit etti ha. Baba. Tamam kızım. Tamam kızım. Tamam kızım. Korkma. Korkma. Cemal artık yok. Bize artık zarar veremez. Artık sen babanın yanındasın. Merak etme tamam mı? Hem ben sana hiç kızmadım ki. Gerçekten mi? Babalar kızlarına kızamaz. Kızamazmış yani. Biz bundan sonra hep beraberiz. Kimsenin de gücü yetmez. Bizi ayırma. Tamam mı? Tamam. Kızım, kızım. Ben senden bir şey rica edeceğim ama. Ne? Bundan sonra sana kim ne söylerse söylesin bana söyleyeceksin. Aklında takılan ne varsa veya sormak istediğin ne varsa gelip bana söyleyeceksin. Benden hiçbir şey gizlemeyeceksin. Anlaştık mı?